Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. Video çekmeyeli galiba bir 2 ay olmuştu. Biraz işlerim vardı. Kendimi geliştirme anlamında bazı programlar falan katılmıştım. O süreçte video çok çekemedim. Aslında bir ara çekmeyi düşünmüştüm ama işte zaman olmadı. Verimli olacağını düşünmedim. Yine yarı kalacağını düşündüm. İşte şu anda işlerimi bitirdiğim için artık tekrardan videolar çekmeye, içerik hazırlamaya devam etmeyi düşünüyorum. Bugünkü konumuz class'lar. Object Oriented Programming konseptinin önemli bir parçası olan class'lar. Aslında class'ları mantıken hani bir sınıf olarak düşünen, yani Türkçe'ye çevirdiğimizde sınıf olarak çevriliyor. Şimdi neden bahsettiğimi şöyle yapalım. İlk önce biz ne yapıyorduk? Bazen değişken tanımlayabiliyorduk. Mesela bizim bir kullanıcımız olsun. Kullanıcımızın username oluyordu. Sonra buna diyorduk ki string olsun. İşte ne diyorduk? Ali dedik. İşte user'ın age olsun. Buna da 20 dedik. Sonra bu kullanıcı işte fav color diyelim. Favorite color. İşte burada da green dedik. Böyle böyle ben bir kullanıcının sevdiği şeyleri, yaşını, özelliklerini hepsini bu şekilde tek tek yazabilirim. Şundan bahsedeceğim şimdi de. Bizim bir takımımız var. Bu takımımıza transferler yapıyoruz. Yeni oyuncular var. Her sene bu oyuncuları kayıt edeceğiz. Şimdi ben her sene şöyle yapmam gerekecek o zaman. Şimdi diyorum ki o zaman player name. Hatta bu player bir name olmak zorunda. Birinci oyuncunun ismi. Ben buraya gireceğim. Bir şeyler yazacağım. Sonra diyeceğim ki bu player'ın oyuncunun numarası var. Kaç numara giyiyorsa 20. Böyle böyle işte hangi ayak, sağ mı sol mu, kontratı var mı yok mu, maaşı ne kadar, böyle böyle ben 20 tane özellik yazabilirim. Birinci oyuncu için şöyle diyelim ki şöyle şöyle 20 tane yazdım. Şimdi hata verecek ama önemli değil, şuraları şöyle sallayalım. Yani şunların farklı farklı şeyler olduğunu düşünün. İşte ismi, numarası, maaşı, burada da baş kontratı vesaire vesaire. Böyle böyle 20 tane kod. Bu birinci oyuncu için. Ne benim 50 tane oyuncum olsa 50 kere şu kodu tekrar yazmak zorunda kalacağım. İşte burada bir saçmalık ortaya çıkıyor. Burada diyoruz ki biz o zaman class'ları kullanalım. Class'lardan biz bu yapıları türetelim. Şöyle geliyorum. Diyorum ki class keyword'ünü yazıyorum. Class oluştururken class keyword'ünden sonra bu class'a bir isim veriyoruz. Team diyorum. Takım. Sonra curly bracket koyduktan sonra ilk başta property. Bu sınıfın propertileri ne? Yani mesela oyuncuların ne oluyordu? Name. Hatta team demeyelim de player diyelim buraya. Oyuncuların ismi oluyor. Diyorum ki bu string olacak. Diyelim ki Ali. Tamam. Surname olsun. Veli olsun bu da. İşte numarası. Şöyle belirtmek her zaman sınıflarda iyi oluyor. 20. Ondan sonra kontrat. Contract oldu bu. Buna da şey diyelim. Available deyip boolean değer tutalım. Bunun kontratı var mı? Var diye düşünelim. Böyle böyle istediğim kadar ben bunu uzatabilirim. Şimdi geldik sonrasında class'tan bir nesne oluşturmaya. Yine bir var. Player 1 diyelim. Sonra diyorum ki bu bir player sınıfından bir nesne olacak. Artık player 1 player sınıfından bir nesne diyorum. Bundan sonra player 1 üzerinden ben buradaki propertilere erişebiliyorum. Aslında player 1'in ismi artık belli Ali. Geldim. Player 1 name dersen bana Ali'yi verecek. Sonra player 1'in numarasını da alabilirim. Bu şekilde buradaki propertilere player 1'den sonra nokta koyarak erişebiliyorum. Güzel. Ama ben şöyle bir hata yaptım şu anda. Ben buraya Ali yazdım, Veli yazdım. İşte benim 50 tane oyuncum varsa nasıl her defasında burası değişecek? Şimdi buna gelmeden önce şurada bir init de gösterelim. Init dediğimiz bir olay var. Bu init print yapalım. Bakalım neymiş. Sınıf içindeki init çalıştı.
Şimdi gelip tekrardan şunları da print içerisinde yapalım hatta. Şöyle gelelim. Şimdi ben konsolda ne bekleyeceğim? Önce player 1 oluşturulacak. Sonra player 1 name'ini yazdıracak. Burada Ali'yi yazmasını bekleyeceğim. Numarası 20'yi yazdırmasını bekleyeceğim. Şimdi konsola bakalım. Bakın sınıf içindeki init çalıştı dedi. Ama ben burada herhangi bir şekilde init metodunu çağırmadım. Bu nasıl oldu? O zaman anlamamız gereken şey şu. Class'larda init metodu var. Init metodu burada çalışıyor. Yani ben class'tan bir tane obje ürettiğim an ilk başta init çalışıyor. Sonrasında print şey burada, yani burada başka bir şey varsa çalışıyor. Yani burada aslında init burada çalıştı. Nasıl görebiliriz? Şuraya bakalım. Bakın. Before init. Şuraya da print. Şöyle. After init diyelim. Şunları sildik. Buraya da start init. Çalıştırdığım zaman bakın before init çalıştı. Güzel. Sonra start init çalıştı. Neden? Çünkü burada bir nesne oluşturdum. O da gitti. Direkt buraya çalıştırdı. Çünkü player'dan ne zaman bir nesne oluşturursam ilk burası çalışacak. Sonra after init çalıştı. Bizim bu ne işimize yarıyor? Şimdi az önce dedim ya. Ben şimdi oluşturdum burada. Ali belli değil de benim 50 tane oyuncum var. Buraya o zaman yazamayacağım ya. Burada bir mantık hatası var. O zaman bunları hiç değer atamam ben. Ya derim ki bunların hiçbir değeri olmasın. Sadece türü belli. Ve property'nin ismi belli. Şimdi güzel. Ben bunları adını. Ben nerede yapacağım? Burada oluştururken istiyorum. Yani burada oluştururken ben ismini vereyim. İşte neyse özel property'leri 50 tane de olsa 5 tane de olsa burada vereceğim. E tamam da o zaman burada verebilmem için işte init olması. Init'in içerisinde belirtmem gerekiyor. Neden? Çünkü burada çalışıyordu init. Diyorum ki init'e. Buraya geliyorum. Yukarıdaki property'lere yazıyorum. Buraya birebir aynı isimde olmak zorunda değil bu arada. Ne demek istediğimi şöyle en sonunda göstereceğim. Surname dedim. String. Number dedim. Integer. Bakın. Şu available ya. Buna biz şöyle yapalım. Yine available diyelim. Bir koyalım sonuna. Boolean. Yani birebir aynı olmak zorunda olmadığını göstermek için böyle yaptım. Normalde available yazacaktım. Sonra gelip buraya self diyorum. Nokta dedikten sonra property'lerine erişiyorum. Buradaki self aslında player sınıfının içini temsil ediyor. Ve buraya erişmemi sağlıyor. Self name. Bana dışarıdan gelecek oluştururken vereceğim name'e eşit. Yani ata da eşit değil de ata diyorum. Sonra tek tek böyle yazıyorum. Bakın şimdi surname ile parametre surname'ini ver. Self nokta number'a da number'ı ver. Self nokta, bakın buradaki available eşittir. Parametre olarak gelen available diyorum. Güzel. Bunları oluşturdum. Bu ne yaptı? Nesne oluşturduğunda burası çalışacak. Atamaları yapacak buraya. Bakın burası bana kızdı şimdi. Ne diyor? Missing argument diyor. Parametreler eksik diyor. Ben buraya gelip fix diyeyim. Şimdi fix dedikten sonra gördüğünüz gibi geldi. Şöyle de yapabilirsiniz. Zaten player dediğinizde bakın burada gözükecek. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. İşte şimdi geldim ben Ali. Sayıda Veli'ye işte 20 true dedik. Şu after initleri de before initleri de sildik. Güzel. Şimdi ben bunu çalıştırdım. Player bir nesnesi oluşturuldu. İsmi içerisine Ali atandı mı, Veli atandı mı bakalım. Çünkü burada bir şey yok. Diyorum ki player bir nokta name'ine bakalım. Player 1'in available olup olmadığına bakalım. Bakın gördüğünüz gibi parametre olan değil buradaki property olanı gösteriyor. Shift Enter ile çalıştırdıktan sonra bakın isminin Ali available'ında true olduğunu bana gösterdi. Yani ben buraya gelip aynı şekilde bir daha yazmayalım. Var player 2 dersem buraya Mehmet derim. Buraya işte ne olsun? Kuşçu olsun. Form numarası 22. Available'da false olsun kontratı. Aynı şekilde player 2 deyip de bu sefer erişebiliyorum. Gördüğünüz gibi az önce bir kere ben bu sınıfı oluşturdum.
Bu sınıftan da nesnelerimi oluşturdum. Burada ne bize sağladı? Az önceki gibi işte name'i yazacaksın, işte var name diyeceksin, var surname, Ali Veli için oluşturacak, Ali için oluşturacaksın, sonra Mehmet için derken çok fazla kod oluyor. Sınıfları aslında bu şekilde tanımlayabiliriz, gösterebiliriz. Sınıfların içinde inamları da kullanabiliyoruz. Ona da şöyle yapalım. Şimdi inam diyelim. Bu available'a contract falan demiştik ya. Available contract için. Aynen. Available diyelim ya. Ne olacak önemli değil. Göstermek için yazıyorum. Mesela free. Bir de case not free olsun. Sonra bu available'ın türü doğru veya yanlış olmasın da available inamından olsun. Bakın burayı da düzeltelim. Bakın şimdi şurası hata verecek. Bana diyecek ki bunları düzelt. Ben buraya gelip available nokta deyip free olup olmadığını da belirtebilirim. İşte kontratın olup olmadığını. Aynı zamanda arkadaşlar buraya nokta diyerek de belirtebilirsiniz. Yani available nokta not free gibi değil de direkt bu şekilde de belirtebilirsiniz. Zaten türünü anladığı için Xcode bize hemen bu şekilde yardımcı oluyor. Bunu da free diyelim. Yine aynı şekilde herhangi bir hata almadan bize çalışacaktır. Güzel. Sınıfların içerisinde ne yaptık? Property'ler yazdık. Init'i kullandık. Çağırdığımız zaman oluşturacak ve biz bunu atayacak dedik. Şuraya da init diyelim. Başka ne yazabiliriz? Ben buraya fonksiyon da yazabilirim. O zaman gelirim derim ki fonksiyon yazalım şuraya bir tane. Get information about player. Kullanıcı hakkında bana bilgi ver. Tamam, buraya da print diyelim. Sonra diyelim ki işte yani hepsini yazdırmayayım da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sadece bana işte ismiyle numarasını versin. Ben bu yine aynı şekilde şunları sildim. Player 1 hakkında bilgi edinmek istiyorum. Programın bambaşka bir yerinde işte player 1 hakkında bilgi edinmek istiyorsan player 1 nokta dedikten sonra bakın burada metot M'yi gördük zaten metot demek. Şimdi aklımıza şu gelecek hemen de belirteyim şuraya. Metot. Niye fonksiyon değil de metot? Çünkü sınıfın içerisindeysek fonksiyonlar aslında dışarıda fonksiyon, içeride metot olarak geçiyor. Player 1 dedikten sonra ben burada getInformation metoduna erişebiliyorum. Sonra çalıştırdığımda da bana işte player 1 hakkında bilgi veriyor. Onun ismini, numarasını veriyor. Bu şekilde biz şey yapabiliyoruz. Sınıflar içerisinde metotlarımızı da çalıştırabiliyoruz. Sınıflar bu şekilde. Bir sonraki derste struct'ı anlatacağım. Struct da sınıf gibi. Sınıfla aynı mantık. Sadece biraz farklılıkları var. Struct'tan sonra da class'la struct'ın farklarını neden işte ne yapıyor gibisinden böyle bir kodla biraz kodla çünkü biri value type biri reference type onları falan göstereceğim. Şimdilik bu kadar. İşte bir sonraki derste görüşürüz.